Tabii biliyorsunuz yoğun bir seçim süreci yaşadık. Bütün eşitsiz koşullara rağmen Van'da büyük bir başarı ortaya koyduk. Biz halkımızın önüne çıkarken özellikle eşit temsiliyet, özgür eş yaşamın en önemli ayaklarından biri olan eş başkanlık sistemiyle çıktık ve iki eş başkan adayı olarak biz halkımızın karşısına çıktık ve Van halkı da büyük bir teveccühle hem Büyükşehir Belediyesi'ni hem diğer 14 toplamda 14 belediyeyi partimize kazandırdı. Dolayısıyla biz bir kez daha bu duyarlılığı gösteren, bu fedakarlığı gösteren halkımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu büyük bir başarıydı ve elbette bu başarı halkımızın, kadınların, gençlerin, emek veren yoldaşlarımızın başarısıydı. Hemen sonrasında siz de bahsettiniz. Bir mazbata gaspı girişimi oldu. Orada da yine halkımız onurlu bir duruşla, bir direnişle, görkemli bir sahiplenmeyle adaleti, hukuku, demokrasiyi ve kendi iradesini sahiplendi. Bu Yalnız Van'da değil, çok özür dilerim, oraya gireceğim. Türkiye'nin dört bir yanında Evet. ve siyasi partiler düzeyinde Tam de. da oraya geliyordum. İşte bu sahiplenmenin ortaya çıkardığı büyük bir dayanışma da ortaya çıktı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Van'da hem Türkiye'nin genelinde neredeyse 85 milyon yurttaşımız, bütün siyasi partiler neredeyse en solundan en sağına kadar bütün siyasi partiler, bütün demokratik kitle örgütleri bu yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa, halkın iradesine karşı gerçekleşen bu saldırıya karşı adaleti ve halkın iradesini sahiplendiler ve bu dayanışma ruhu YSK'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nun da adaletli bir karar vermesine vesile oldu. Olması gereken buydu. Yani belki içerisinden geçtiğimiz süreçte bunun ülkenin geleceği adına ne kadar kıymetli bir sahiplenme olduğunu idrak edemeyebiliriz ki ediyoruz. Fakat ileriki süreçlerde Türkiye normalleştiğinde bugünlerde demokrasiyi, halkın iradesini, hukuku sahiplenmenin aslında ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla bu süreçte emek veren bütün yurttaşlarımıza, bütün siyasi partilere, genel başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Elbette sevgili eş başkanımız hep ifade ediyor. Büyük başarıların, büyük kazanımların büyük sorumlulukları olur. Bu sorumluluklarımızı daha da arttırdı. Elbette halkımız üstüne düşen her şeyi yaptı. Bizler de bu 6 aylık süreçte halkımızın bu fedakarlıklarına, bu emeklerine karşılık elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Belki biraz sonra yine detaylarına gireriz. Sizin işte nasıl gidiyor sorunuza biraz cevap olma adına şunu söyleyebiliriz. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Büyük bir tahribat, derin bir yıkımla karşı karşıyayız her alanda. Korkunç bir borçla, korkunç bir yıkımla karşı karşıyayız. Ancak bu 6 aylık süreçte bütün bunlara rağmen halkımızla büyük bir dayanışma ortaya koyduk. Kolektif bir anlayışla, ortak akılla, toplumsal akılla birçok şeyi başardık. En önemli başarılardan bir tanesi de artık halkın kendi belediyelerini kendilerinin yönetmesi oldu. Kapılar 24 saat halka açık, belediyeler halkın belediyeleri artık. Ve hep söylediğimiz gibi kentin biriken bütün bu sorunlarını kentin dinamikleriyle birlikte yönetme, kentte yaşayan herkesin farklı görüşlerin aslında bir zenginlik olduğunu da varsayarak bunu kolektif, ortak akla, kentin geleceği adına, kazanımlara ulaştırma adına da birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen çok heyecanlıyız, çok moralliyiz, çok dirençliyiz. Halkımızla birlikte